Değerli izleyenlerim, bir başka sorumuz. Kur'an sadece ibadetlerden mi bahseder? Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını kısa bir sohbet ortamı içinde hemen ifade edebilmek mümkün değil. Kur'an-ı Kerim ibadetlerden bahseder ama sadece ibadetlerden bahsetmez. Kur'an-ı Kerim başta Allah'ı bize anlatır. Çünkü Allahu Teala alemlerin Rabbidir. Bütün alemleri terbiye etmiştir. Ve Kur'an-ı Kerim alemlerin Rabbi unvanıyla Cenab-ı Hakk'ın ezeli kelamıdır ve ezeli bir hutbesidir. Bütün insanlığa son ilahi bir mesajdır. Burada belki şunu bilmemizde fayda var. Allahu Teala madem bu insanı yaratmış, bu dünyaya göndermiş, bu insan ne yapacak? Bu insanın görevleri nedir? Neye göre hareket edecek? Bunun talimatını da veriyor. İlk insan Hazreti Adem. Hazreti Adem'e Allahu Teala peygamberlik vermiş ve ona ilahi sayfelerden göndermiş. Kur'an'da nasıl bazı emirler, yasaklar varsa Hazreti Adem'e de bunlar o zamanın şartlarına göre neler gerekiyorsa bildirilmiş. Sonraki dönemlerde yine vahiy devam etmiş. Diğer peygamberlere de Allahu Teala vahiy ile Tevrat, İncil gibi, Zebur gibi kitaplarını göndermiş veya bazı sayfeler göndermiş. Kur'an-ı Kerim ise Allahu Teala'nın bütün alemlere bakan ve bütün ilahi kelamlar içinde en üst mertebede olan son ilahi mesajı. Daha önceki mesajlar belli kavimlere gönderilirken Kur'an-ı Kerim bütün insanlığa gönderilmiş. Çünkü Peygamberimiz sadece bir kavmin peygamberi değil, aynı zamanda bütün insanlığın peygamberidir. Ve Peygamberimiz evrenseldir. Onun gibi Kur'an-ı Kerim de evrenseldir, cihan şumuldür. Sadece belli bir kabileye, belli bir millete değil, bütün insanlara hitap etmektedir. Ve bunun belki örneğini yine Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. Diğer peygamberler ya kavmi demişler, ey kavmim, kendi kavimlerine hitap etmişler. Ama Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühen nas, ya eyyühellezine amenu genel ifadelerle ifade ediyor. Ey insanlar, ey iman edenler, bütün insanlara bu şekilde Kur'an-ı Kerim'in mesajları var. Bir insan Kur'an-ı Kerim'i okuduğunda her şeyden önce Allah'ı bilir. Kur'an Allah'tan bahseder. Allah'ı isimleriyle, sıfatlarıyla, ünvanlarıyla ve alemdeki tasarruflarıyla bize anlatır. Ve böylece bir insan Rabbini tanıma nimetine kavuşur. Hatta bir takım böyle ilim adamları en sonunda vahiy ile Allah'ın kendini anlatması o noktaya gelmişler. Ve demişler ki bize Allah gerek ama filozofların anlattığı Allah değil, semavi kitapların haber verdiği Allah. Filozoflar kendi akıllarıyla Allah'ı bulabilirler ama Allah'ın sıfatlarında hata ederler. Vahiy ile gelen kitaplarda ise Allahu Teala kendini doğrudan anlatmakta. Dolayısıyla Allahu Teala alemleri yaratan zat olarak alemleri de anlatmakta ve yaratılışın nasıl olduğunu bize bildirmekte. Mesela ayette diyor ki: "Ma eşhedtuhum halqa's semawati vel ard ve la halqa enfusihim." Ben göklerin ve yerin yaratılışına onları şahit tutmadım. Kendilerini yaratmaya da onları şahit tutmadım. Bakın Allahu Teala gökleri ve yeri yarattı. Biz o anda yoktuk. Ve şu anda insanlar olarak acaba gökler ve yer nasıl yaratıldı merak ediyoruz ve anlamakta, ilmen ulaşmakta da zorlanıyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımızda Allahu Teala yaratılışı bize anlatıyor ve böylece biz o yaratılışın ilk safhalarını, Allah nasıl yaratmış, hangi merhalelerde yaratmış, bunları bir derece ayrıntılarıyla Kur'an-ı Kerim'de görebilmekteyiz. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bize kıyametten de söz eder. Yani dünyanın ölümünden, alemin ölümünden söz eder. Her canlı ölümü tadacak,